Let's go, buradan herkese merhaba. Leylek Köyü'ne geldik tekrardan. Birazdan güzel bir kafeye giriş yapacağız. Sizlere de göstermek istedim. Şöyle bir çekeyim, ismi neymiş hatta buranın. Leylek Aile Çay Bahçesi diyor. Şöyle çekelim. Şehriyar. Şehriyar 2 tesisleri. Görüntü çok güzel. Gördüğünüz gibi güzel bir bahçe var, yeşillik. Eminim yazın daha kalabalık oluyordur. Merhabalar abi. Yazın çok güzel oluyordur. Yazın güzel oluyordur burası. Buraları çektim ben daha önce. Kanalım var, yayınladım. Ama burayı fark etmemişim, atlamışım. Dedim çekeyim şimdi. Adem amcayla tanışmadın mı? Adem amcayla tanışmadım da. Leylek geliyor ya her sene. Onunla tanışamadık. Çekeyim onları da. Vallahi atlamışım onları abi. Leylek geliyor. Evet, belgesel çektiler hatta onları. Onun orada kayık turu var galiba giderken. Adem amcayla kayık turu yazıyordu. Ona gideyim ben ya. Nasıl atladık biz onu? Ben geleceğim ya. Sık sık geliyorum zaten. Onunla sırf bir röportaj yapıp tekne turuna çıkacağım hatta. Evet, tanışayım. Bir çekeyim. Arayayım istersen. Tosta yok mu ya? Abi çocuğa hiçbir şey yapmadı bugün ya. Allah çocuk. Vallahi. Çok acıkmışlar. Başka bir yer şey yapalım. Bir çay içelim burada, sonra gideriz. Dertte. Bunun gene güzel yeri, yeşillik. Leylek Köyü'nde Şehriyar tesislerindeyiz. Çok güzel bir yer. Yeşillik böyle gördüğünüz gibi. Ben de ilk defa geliyorum. Etrafı da göstereyim size şöyle. Ya şey, çok güzel manzarası buranın. Bana ağzıma bir tane şeker aç. Evet, çaylarımız geldi. Dişlerini çözüyorum. Tadına bakalım nasılmış çaylarımızın. Oh, fena değil, güzel. Evet, eski Karaağaç Leylek Köyü'nde Şehriyar Restoran'a geldik. Burası oldukça ünlü bir yer. Tam göl kenarında. Gördüğünüz gibi göl manzarası da var. Şöyle göstereyim. Kışın da gelmek için oldukça ideal. Gördüğünüz gibi sobası vesaire var. Çaylar demleniyor sobada. Yazları çocuğunuzu oynatmak için park da var. Arka kısmında kaydıraklar, salıncaklar vesaire hepsi mevcut. Göl manzarasında yemek yiyebileceğiniz, çay içebileceğiniz ender mekanlardan bir tanesi. Şehriyar 2 diye bir kısmı da çektim. Orası da buraya ait bir işletme herhalde. Burası da Şehriyar 1 göl kıyısında. Çok güzel bir restoran. Merhaba. Menü de böyle. Serpme kahvaltı 130 TL, patates kızartması 20 TL, sucuk yumurta 2 kişilik 30. Hepsi var burada gördüğünüz gibi. Zeytin de alabilirsiniz. Zeytinyağı, zeytin hepsi mevcut. Alayım mı sözü değişiklikti sevgili seyirciler? Uysuzlardan öyle. Öyle mi? He. Gençler Birliği adına söylüyorum tabii. Bak ne güzel yavrum. Kare burcunu kullanmak üzere. Evet Egemenciğim, tost aldın, nasıl? Tavsiye ediyor musun? Leylek Köyü'ne gelin abi. Bizden bahsediyorsun. Güzel diyorsun. Kore Kafe'de sushi tavsiye ettin, sonra satışlar patlama yapmış, biliyor musun? Seni izleyen çok giden olmuş oraya. Buraya da gelen olur belki tost yemek için. Leylek Köyü'nde valla. Patates nasıl? Patates de. Burada bir tane müze var. Leylek Müzesi. Kuş müzesi gibi bir şey. Bu da Adem abinin heykeli olması lazım. Leylek geliyor ya her sene. Onunla ilgili bir heykel yapmışlar bak. Belgesel var aslında. Evet, belgesellerde gördüğümüz Adem abine heykeli. Her sene Leylek aynı saatte, aynı zamanda Adem abinin kayınına geliyormuş.
Onu da böyle heykelleştirip buraya koymuşlar merkeze, eski kara ağaçta Leylek köyünde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir heykel yapmışlar. Burada da bir tane kuş müzesi var. Onu daha sonra çekmeye çalışacağız. Daha önceden girmedik. Birçok kez geldik ama girmedik içeri. Bak Bulgaristan diyor baba. Bulgaristan'da ne bağlantısı var bunun? Güney Bulgaristan'daki Plovdiv bölgesine yakın Maritsa Ovası'nda yer alan 5000 nüfuslu bir yerleşim yerine sahiptir diyor. Belozem. Bu anladığım kadarıyla nerede var leylek yuvaları? Leylek köyleri orayı gösteriyor. Bulgaristan'da varmış bir tane leylek köylerinin olduğu bölgeleri gösteriyor. Bulgaristan, Yunanistan, işte Türkiye'de eski Karaağaç var. Hırvatistan var, Sırbistan, Makedonya, Almanya, İsviçre, Avustralya devam ediyor. Burası Avrupa Leylek Köyü diye geçiyor zaten. Dünyadaki leylek köylerinin olduğu kısımları gösteriyor. Tanıtmışlar yer yer. Her yeri gösteriyor. Üstten bir drone görüntüsü de bu şekilde. Gayet güzel gözüküyor. Drone ile burada epey çekim yapmıştım zaten. Evet, Uluabat Kuş Müzesi var. Onu da bir çekelim şöyle. Biraz karanlık gibi. Burada baba. Burası ışıklı. Neymiş? Doğu Avrupa kereviti. Yılanlar var, kerevitler var. Koymuşlar birbir. Midyeler var yine buradan çıkma. Yumurtalar var. Tepeli pelikan yumurtası. Leylek yumurtası vesaire. Alaca balıkçıl yumurtası. Hepsini koymuşlar. Müzede hepsini görmek mümkün. Bu da kartal olsa gerek. Şahin kartal. Karacabey'de çok var bu sünnünlerden yaşayan. Buraları toplantı salonu. Buralarda herhangi bir şey yok. Kuş müzesi hakkında bilgiyi yetkili ağızdan alacağız. Bu köyden zaten. Ne ekiyorsunuz burada ne? Olar, işte fasulye, domates, domates nohut, zeytin. Domates de aldı. Çok güzel olacak. Burada fasulyası bile güzel abi. Çabuk pişiyor buranın fasulyası. Ben senede 5 kilo falan alıyorum, buradan alıyorum. Şey yapıyor musun? Tarla falan var mı burada? Var babadan müşterek ama ben icara veriyorlar herhalde. Ben tarlayı size bakmıyorum. Bakamazsın sana. Tabii tabii, sen hiç bakamıyorsun. Evet. Arasına balığa çıkıyorum. Balık tutuyor musun? Sabah ben. Burada mesai işi açılıyorum. Sabahleyin de iş başı yapmadan topluyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kerevit çıkıyor mu abi buradan kerevit hala? Var ama bazen bol oluyor, bazen yok oluyor. He. Yok olmuyor da azalıyor. Evet. Maaşı devlet veriyor sana değil mi? Devlete devlet değil abi, ben kadroyu almadılar bizi. Almadılar. Benim gibi 4 tane var. Ova korusu var şeyde, Karacabey Boğazı'nda. Canlı hayvanlarımız var orada. Onları görecek, ayılarla beraberler. Var mı başka müze abi bundan yok, başka? Yok yok. Bir tek onlar var. Bu civardan toplanma hayvanlar herhalde yine bir değil mi? Bölgede olan. Mesela ortadaki, ben şimdi fazla ilgilenmiyorum. Sokulmayın diye bir de
Ramazan'da fazla ilgilenmem. İçerideki şey, ortadaki sakallı akbaba. Yılanlar da... peki zehirli yılan mı yani daha doğrusu? Zehirsiz yılan. Zehirsiz. Gölge, tatlı suda yaşıyor. Evet. Ha, oradaki onlar zehirsiz yılan mı? Zehirsiz yılan abi. Kerevit zaten biliyorsun. Leylek bu köyün sembolü. Sembolü. Oradakiler doğada ölü olarak bulunup yapılıyor. Tahnik diyoruz ona. Dondurulmuş mu onlar yoksa? İşte, ölü bulunan hayvanlar. Ölü bulunuyor. İç organı alınıyor. Kimyasallar o duruma getiriliyor. Yani olduğu gibi doğal. Onun bakımı falan var. Evet. Klima çalıştırmamız gerekiyor. İlaç atmam gerekiyor benim. Güneşi vurmaması gerekiyor. Bir sürü işi var. Anladım. Yani böyle gel geç değil. Orada Adem amcanın fotoğrafını yapmışlar. Kırılacak mı, kırılmayacak mı? Gördün mü onu? Lazım yani. Adem amca nerede ya? Adem amcayla bir görüşsek. Para kazanamıyor herhalde. Yahut da sigara içemiyor benim gibi. Allah Allah. Yazılarda görünmüyor. Şimdi bir görsek konuşsak onunla iyi olur. Bir ara cenaze vardı. Cenazeden gelirken yakaladılar onu. Fotoğraf çekildiler. Bir daha da gitti yatma vakit geçirecek. Yemekli adam yani. Meşhur. Onun ayağına gidiyorlar zaten. Çok kişi geliyordur ona. Ona geliyorlar. Hani Adem amca ilgileniyor Yaren'le. Gelmiş galiba Yaren, gördük şeyde. Önce Yaren geldi zaten. Şeyi var ya onun peşinden, kameraya geldi işte. Gittiniz gördünüz mü içeride? Yok. Böyle köyün içine gidin, orada görme ihtimalimiz var diye yok ya. Çocuklar da gördük. Ha, leylek gördük, leylek gördük. İşte Yaren de öbür leylekler gibi zaten. Hiç fark yok. Yani Yaren gel, dedim gel diyor tabii. Hani Adem amca gibi açılırsa ben de açılayım. Bana da gelecek o yüzden. Evet. Ama onun olsun ya, ilgileniyor onlar. Heykelini bile dikmişler adamı. Sandal turu da yapamıyor, hava esiyor. Biraz gariban medya fizikisi. Vermiyorlar mı çekimi yapanlar ya, paramı? Ne be, evine 200 lira 300 lira sıkıntı yapamıyor. Belediye ilgileniyor ya onlar. Bak leylekler geçiyor abi. Ooo leylekler. Müthiş. Gölde gösterisi yapıyorlar. Çok değişik. Gelin. Birazdan Gözlem Kulesi'ne çıkacağız. Kuleden de manzarayı göstermek istiyoruz size. Nasıl gözüküyor? Hep birlikte bakalım. Asansör de çıkıyor. Yürüme engelliler için. Evet. Gördüğünüz gibi asansör de yapmışlar. Tamam kızım, ben şimdi yükseğe nasıl çıkayım? Manzarayı göstermek istiyorum sizlere şimdi. Evet, normalde su yüksekliği bu kadar olmuyordu. Bugün çok rüzgarlı hava. O yüzden biraz dalga yaratmış gölde. Buralarda oturuyordu normalde insanlar. Su da çok ilerlemiş aşağıya doğru. Hatta bayağı bir dalga var. Su yürüdüğüm platforma kadar taşıyor. Oho, kavga ediyorlar. Kavga. Yine kavga ediyorlar. Thank you.